Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli köyrümələr. İstiqlal gündülük xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunda sunumuz. Qənəmsizdə qıtınlar ekranımızda olsun. İtaliya bilən İspaniya, Yevropa İtibakının Xıtayğı baj köpə etişini qolledi. İtaliya bilən İspaniya, Yevropa İtibakının Xıtay işləb çıxarğan toqlıq avtomobillərğa tamojni bejini köpeytişini kollaydıganlıqını bildirdi. Amerika vazının xabar kılışça, İtalya ve İspanya hükümet emeldarları 15. yol Avrupa İhtipakı'nın Xtay'dan import kılınan tokluk avtomobillerden koşumcu baj eliş meselesini kollaydıganlıqını bildirgen. Düşenbe günü yerim keçe Avrupa İhtipakı'nı azad devletlerinin bu tedbirge pozisiye bildirişinin ahırkı vaxtı iken. Reuters agentliğinin xəbər qılışça, bu qitim qısı çəkilməsiz avaz beriş məsələsi bolsumu, bu axtiki təkşürüş nəticəsi Avropa İtibaqı Komitetinin kəlgüsüdə məngülük bac elişini qozğutuş qozğatmaslıq toğrısıdiki axırqi qararıqı təsir görüstüşü mümkün ikən. Avropa İtibaqı Komiteti Avropa İtibaqının Saudi siyasetini tüzüş və icra qılışıqı məsul bolub, 5-ci iyuldan başlap Xitaydan import qılınğan tokluq avtomobillarga ən yuqori bolğanda 37.6% vaqtlıq baj qoyğan. Bu tədbir Avropa İtibaqı bilan Xitay otrisidiki münasibətni texmi keskinləşdirətgan. Avropa İtibaqı Komiteti məsləhət xarakterlik bilet daşlaşı arqılıq hər qaysı əza dövlət hökumətlərinin pozisiyasını igiləb, keyinki basqışda məngülük baj eliş yoki almaslıq toğrusida qərar çıxırışqa əsas qılmaqçı bolğan. Reuters agentliqinin Düşənbə günü hökumət mənbəsindən naql keltirib xəbər qılışça, İtaliya və İspaniya mə qoşumçu baj elişqə qoşulğanlıqını və qollaydığanlıqını bildirgan. Polşa Tərəqiyyat Ministerliği bolsa, Varşavanın bu məsələdəki pozisiyasının növbəti ministerliklər ara məsləhətləşiş basqıcıda ikənlikini bildirgan. Germaniya əməldarları cümə günü Berlinin bitərəb avaz verdiğanlıqını bildirgan bolub, Girisiya şənbə günü geçib bu haqda öz pozisiyasını bekitmegan. NATO bilan Xitay o'rtasidagi raqobat keskinlashmoqda. Shimoli Atlantik Aktiv Tashkiloti bilan Xitay o'rtasidagi raqobat Washington yig'inidan keyin texmi kuchaymoqda. Amerika vazining 14 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Shimoli Atlantik Aktiv Tashkiloti ayrim-ayrim holda Hind Tinch okean rayoni va Yevropadagi o'xshash maydondagi davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga tirishgan bo'lib, ba'zi analizchilarning qarashicha, bu cho'ng davlatlar o'rtasidagi raqobatning kuchayishining bir qismi ekan. Xususan Amerika bilan Xitay o'rtasidagi raqobat texmi kuchaygan. Bir qism mutaxassislar buning tipik cho'ng davlatlar raqobati ekanligini, bu tirishchanliklarning amaliyoti kimlarning do'st ekanligini, kimlarning qo'llaydiganligini bayqash uchun ekanligini ta'kidlashgan. NATO oldingi kunlarda Washingtonda o'tkazilgan yillik yig'inida Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Yangi Zelandiya bilan 4 yangi o'rtaq turni boshlaydiganligini jakarlagan. Bu turlar asosliqi Hind-Tinch okean rayonidagi 4 davlat bilan Ukraina masalasi, sun'iy idrok, saxta uchur mudofiyasi va torbi xatarligi jihatidagi hamkorlikni cho'ng'irlashtirishga markazlashgan. Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivan nishonning demokratik davlatlarning alohida ortiqchiligidan foydalanib, o'rtaq dunyoviy masalalarga taqobil turish ekanligini bildirgan. Buningga qarata Xitoy NATOni Hind-Tinch okean rayonidagi davlatlar bilan hamkorlashish orqali guruhlar aro to'qinishga qudrat qo'li qilib, rayondagi keskinlikni kuchaytdi deb da'vo qilgan. Ba'zi mutaxassislarning qarashicha NATO bu o'rtaq turlar orqali o'zining Hind-Tinch okean rayonidagi ta'sirini kengaytmoqchi emas, balki muhim sohalarda raqobat iqtidorini barpo qilish jarayonida texmi ko'p o'xshash ideologiyalik davlatlarni tashkilotga kirishga jalb qilmoqchi bo'lgan. Yaponiyalik bexatarlik mutaxassisi Stefan Nagi Amerika vazining ziyoratini qabul qilib, garchi Yaponiya NATOga a'zo davlatlar bilan yaqindan hamkorlashib kelgan bo'lsa-mu, bu tirishchanliklarni Osiyoda NATO qurish urinishi deb qarashqa bo'lmaydiganligini bildirgan. Uyg'ur o'smir xalqaroliq matematika musobaqasida medalga erishdi. Turkiyada yashayotgan 10 yoshlik uyg'ur o'smir Abdulla Pakzat Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan xalqaroliq matematika musobaqasida mis medalga erishib, uyg'urlarga sharaf keltirdi. Mazkur xalqaroliq musobaqaga 22 davlatdagi 20 mingdan ortiq tanlangan sarxil o'quvchilar qatnashadigan bo'lib, Abdulla Pakzat Turkiyaga vakolatan musobaqaga qatnashib, mis medalga erishgan.
Abdulla Pakzat bunundan ilgari 10 mingdan ko'p o'quvchi qatnashgan Kingoro matematika musobaqasida 29-chi bo'lgan. Uning yana programma tillari asosimi kuchli bo'lib, murakkab programmalarni yoza oladi ekan va ko'p iqtidorli robotlarni yasay oladi ekan. Koreya-Amerika munosabati yana bir baldoq o'rladi. Janubiy Koreya va Amerika o'rtasida imzolangan o'rtaq yadro plani kelishimi bilan ikki davlat munosabatining yana bir baldoq yuqori o'rlaganligi bildirildi. Janubiy Koreya prezidenti Yoon Suk-yeol Amerika bilan imzolangan o'rtaq yadro plani kelishimi bilan ikki davlat munosabatining yadroni asos qilgan ittifoqqa o'rlaganligini bildirdi. Yonhap agentligining xabarida bildirilishicha, prezident Yoon Suk-yeol ministerlar kengashi yig'inida Janubiy Koreya Amerika ittifoqi to'g'risida muhim so'z qilgan. U Amerika poytaxti Washington'da 9-10 ve 11 iyul günleri ötküzülgen NATO başlıkları yığını jarayanıda iki devlet otrisinde imzalanğan ortak yadro planı kelişimiden kiyin iki devlet münasibetinin yadronu asas kılgan ittifakı örlegenlikini bildirgen. O Amerika'nın Koreya yarım aralıdaki yadro korallarına hem tinişlik hem de uruş vaxtıda alahide vazife yükleydiğallıkını eskertip, Şimali Koreya'nın her türlük yadro tehdidige tiz ve ünümlük inkas kaytırdığan meydanımızı namayan kıldık diye. Amerika bilan Janubiy Koreya 11 iyul NATO başlıqlari yig'ini jarayonida Shimoliy Koreyaning yadro va boshqarilgan bomba tahdidlariga qarshi o'zaro hamkorliklarni taraqqiy qildirish uchun o'rtaq yadro plani kelishimini imzolagan edi. G'azzadagi xarobiylikni tozalashga 15 yildan ko'proq vaqt ketdi. Birleşken Devletler Teşkilatı 7 Oktyabr'dan bu yan İsrailiyanın hücumi astıdaki Gazze rayonunda 40 milyon tonna harabiliknin şekillengenliğini ve bunların hemmesini tazılaşka 15 yıldan köperek vakit kitadığallıkını ilan kıldı. BDT'nin yakın şerhtiki Palestinlik panahlanğıcılarına yardım veriş ve hizmet kılış organı İctimai Taratku hesabı da İsrailiyanın hücumi astıdaki Gazze'de şekillengen buzgunculuk münasibetlik yazma hem beherledi. Bayanatta hücum sebebinin Gazze'de 40 milyon tonna harabiylikning shakllanganligi ve uni elibetishga 15 yildan ko'proq vaqt ketishi mumkinligi hamda buning uchun ketadigan xarajatning 500 million dollardan oshadiganligi o'tirg'i qo'yildi. Bayonotda yana bu xarabiylik yig'indilarining ichida portlamagan o'q-dori va ziyonli moddalar bo'lishi mumkinligi buning odamlarga ajallik tahdid elib keladiganligi uqtirildi. Isroil qismlarining 7 oktyabrdan hozirga qadar davomlashtirayotgan vahshiyona hujumlari sababidan ko'pincha ayollar va kichik bolalar bo'lib, jami 38664 falastinlik shahid qilindi va 89097 falastinlik yaralandi. Türkiye, İsrailiyanın Türkiye-Palestin dostluk doktorxanasına kılgan hücumunu ayıpladı. Türkiye, İsrailiyanın Gazze'deki Türkiye-Palestin dostluk doktorxanasına nişan kılgan hücumlarına narazılık bildirdi. Türkiye Taşqi İşlar Ministerliği hücumlar hakkında yazma bayanat ilan kılgan bulup, bayanatta Palestin taratqularda orun algan ve Gazze'deki Türkiye-Palestin dostluk doktorxanası aldı da bir grupı İsrailiya askerleri körüstülgen sürat İsrailiyanın halkara kanun ve halkara insanperverlik kanunu'na xilaplık kılganlıqının yeni ispatı deyildi. Bayanatta Türkiye-Palestin dostluk doktorxanasının Gazze'deki rak bimarlarına mülazimet kılıdığan birdenbir merkez ikerliki tähkitlendi ve İsrailiya kısımları tarafından doktorxanığa berilgen ziyan ve bu yerine herbi bazı kılıp şiltişi emeliyette İsrailiyanın Palestin halkını yoktuşunu maksat kılgan sistemlik siyasetlerinin bir kısımı deyildi. Bayanatta yana Türkiye'nin bu hücumlarının cevapkarlarını halkara sot mahkemesi hesap kıtartış üçün devamlık tırışıdığallıkı tähkitlendi. Hürmetli körümeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.